Selamlar arkadaşlar. Bugün Blue TV'nin yeni dizisi Magarsus'u inceliyoruz. Şimdi bir an önce videoya geçelim. İyi seyirler. Her zaman gibi önce oyuncu kadrosuna bakalım. Başrollerde Merve Dizdar, Çağlar Ertuğrul, Ercan Kesal ve Berkay Ateş yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken senaryoyu ise yine Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürük Tümen kaleme alıyor. Konuya gelirsek eğer, dört tarafın narenciye bahçeleriyle sarılı, Magarsus antik kentine komşu bir sahil ilçesi Sarıbahçe'de despot bir tüccar olan Halil Kurak ve bu narenciye krallığını ileride yönetmek isteyen 3 tane varisin hikayesini izliyoruz. Dizinin henüz 2 bölümü yayınlandı. Diziye kanlı portakal görüntüleriyle başladık. Ardından da narenciye bahçeleriyle devam ettik. Çok sert ve hızlı bir giriş yaptık. Karakterlerin birbirleriyle iletişimi çok farklı. Özellikle Çağlar Ertuğrul'un karakteri beklentimizin çok daha dışındaydı. Tansu ve Turgut çok daha sert karakterlerken kuzenleri Beton daha halden anlayan bir karaktere sahip. Öte yandan ekonomik düzeyin çiftçi ve alıcılar arasındaki iletişimi ne yönde etkilediğini de güzel göstermişler. Gündelik zamlara da çok fazla değinirken göçmenlerin çokluğundan da bahsetmeyi ihmal etmediler. Ancak daha sonrasında siyasete bulaşmayın diyerek bir göndermede bulundular. Aile yapıları çok korkunç. Adanalı karakterlerin sertliğini çok iyi bir şekilde gösteriyorlar ve babalarının diktatörlüğü çok iyi yansıtılıyor. Ayrıca yemek masasında da sadece o bölgeye özgü yiyeceklerin yer alması güzeldi. Karakterler beklediğimizden çok daha sert, kötülüğe meyilli ve yer yer köşeye sıkışmış şekilde tasarlanmış. Beton karakteriyle ilgili verilen detaylara baktığımızda ondan bahsederken depoda iş olsa giremez, korkar kaçar gibi repliklerle beraber karakterin kaldığı yerin çatısının muşamba olması, tuvalete giremeyip dışarıda yapması ve dayısı çağırdığında gelen adamın fotoğraftaki evi görünce depremde yıkılan yer mi demesinden anlıyoruz ki Beton'un geçmiş bir travması var. Kendisi muhtemelen kapalı alanlarda duramıyor ve genel korkusu deprem sürecinden geliyor. İleride de bu durumu açıklıyorlar. Beton aile tarafından çok fazla eziliyor. Ayrıca onunla ilgili Halil'in de sakladıklarının olması dikkat çekiyor. Beton'un kapalı alandaki travması da oldukça güzel yansıtıldı. İlk bölümün final kazası geçmiş dönemin sevilen korku film serisi Son Durak 2'deki kütüklü sahneye oldukça benziyor. Ayrıca bölüm başlarında finaldeki sahneye göndermelerde bulunuyorlar. Halil'in karakterlere genel ithamları çok ağır. Aralarında en akla mantığa uygun karakterin Tansu olması bile yenilikçi görüşü yüzünden kabul görmüyor. Öte yandan Tansu'nun eşcinsel olması da dikkat çekici. İlerleyen süreçte nasıl tepki çekecekleri merak uyandırıcıydı. İkinci bölümün finali beklentimizin çok dışındaydı. Özellikle bu kadar erken bir süreçte olayların bu denli hararetli bir şekilde gelişmesini beklemiyorduk. Öte yandan Narenciye Krallığı vurgusu bu kadar fazla yapılırken koskoca şirketin çok kısa bir süre içerisinde karmakarışık bir hale gelmesi büyük bir ironiydi. Yılların yatırımı, statüsü, gücü bu denli hızlı kontrolü kaybetmemeliydi. Varisler arasındaki savaş kendini çok ciddi bir şekilde belli ederken dizideki karakterlerin hiçbirine sempati besleyemiyorsunuz çünkü iyilik namına kimse yok. Her karakterin mutlak bir kötü yanı bulunuyor. Özellikle babaları Halil'in aşağılayıcı yanı tüm karakterlere yansıyor. Her biri küçük birer kopya gibi hissettiriyor. Tüm talihsizliklerin bir anda peş peşe yaşanıyor olması da yeter artık dedirse de dizi Adana denince akla gelen her şeyi de içerisinde barındırıyor. Yemek, gelenek, şive, ağız gibi güzel şeyler bir yana neredeyse tüm televizyon sektörünün üstüne yapıştırdığı uyuşturucu, racon, kavga, mafya ve kontrolsüz şiddeti de beraberinde bize sunuyor. Magarsus beklediğimizden çok daha güzel, daha cesur ve daha şiddetli bir yapım olmuş. Oyunculuklar çok güzel. Özellikle de beklemediğimiz tiplemeler görünce çok şaşırdık. Devam bölümlerini de merakla bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Magarsus beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.